Ben insanın bir anda değişmeyeceğini tecrübelerimle öğrendim. Hayat emek ister. Doğru bir hayat yaşamak çaba ister. Öyle iki günde ben artık başkayım deyip başka olunmaz. Mahir öyle biri değil. Sen onu benim gibi tanımıyorsun. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Onunla iki çift laf konuştun mu bugüne kadar? Hiç söz hakkı verdin mi? Tek yaptığın hakim gibi tepeden bakmak. O çocuk sana uygun değil. Sana layık değil. Ben seni üniversitede bunun için mi okuttum? Baki Bey yeter. Tansiyonunuz yükselecek şimdi. Bırak Allah aşkına Sadakat. Bir hukuk adamının kızı tetikçiye mi varacak? Şurada düş böleyim daha iyi. Özel. Mahir. Neler oldu? Baban çok kızdı mı? Keşke yanımda olsa. Tamam, hemen geliyorum. Hayır, dur. Gelmesen daha iyi. Bir olay daha çıkmasın şimdi. O kadar kötü demek. Babamı hiç bu kadar sinirli görmemiştim. En azından bana karşı. Hepsi benim yüzümden. Niye senin yüzünden olsun ki? Bunun sorun olacağını düşünmeliydim. Nereye varacağını hesap etmeliydim. Davul bile dengi dengine, değil mi? Serada söylediklerini geri mi alıyorsun yani? Hiç olmamış saymak mı istiyorsun? Gazel. Duygularım nasıl değişebilir ki? Ben seni seviyorum. Sadece seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Tamam o zaman. Git kaç. Biraz zorluğu görünce kaç bitsin. Asuman, bakıyorum yüzünde güller açmış. Neler oluyor anlatmayacak mısın? Haklısın Yeşimcim. İçim içime sığmıyor. Çok mutluyum. E hadi ama. Girizgahı geç de sadede gel. Selim'le evleniyoruz. Yarın. Ne? Yarın mı? Hadi canım. Doğru duydun. Bugün Yıldırım nikahı için başvurduk. Asuman Akkanat oluyorum. Hem de yarın sabah. Nasıl olur? Yani bu ne acele? Hani kabul etmemiştin? Daha zamanı var demiştin. Ben de hala şaşkınım. Ama geç bile kalmıştık artık. İyi de ya çocuklar? Onlar Selim istemiyorlar demiştin. Sonra Menderes. Doğru karar verdiğinden emin misin Asuman? Biliyorsun bunun dönüşü yok. Bunları düşünmedin mi sanıyorsun? Ama bir yerden başlamalıyım. Başkalarının hayatı için oradan oraya savrulmaktan yoruldum. İlk kez kendim için bir karar aldım. Her şeyi unutarak. Tüm engelleri, sebepleri hiç düşünmeden. Seni de bu yüzden çağırdım. Eğer kabul edersen nikah şahidim olmanı istiyorum. Tanışalı kısa zaman oldu ama İstanbul'da senden daha yakın olduğum bir dostum yok. Hem etrafımızda bu ilişkiye sıcak bakan tek kişi sensin. Selim'le evleneceksin. Hı hı. Ve ben senin nikah şahidin olacağım ha. Peki, kabul. Böyle bir olayı kaçıramam, değil mi? Beni kırmayacağını biliyordum. Çok teşekkür ederim Yeşim. Sen arayıp gecenin bu saatinde çağırınca Selim'le ilgili olduğunu tahmin etmiştim ama ne yalan söyleyeyim, Yıldırım nikahıyla evleniyoruz diyeceğini hiç düşünmemiştim. Efendim? Nasılsınız anne? Önemli bir şey mi var? Sesiniz iyi gelmiyor. Ne? Yeşim mi? Siz neler söylüyorsunuz anne? Bu hayatımın en güzel gecesi sanki.
İki aşkım da yanımda. Ben de bir peri masalının ortasındayım. Perinin kim olduğunu söylememe gerek yok tabii. Keşke bir mucize olsa da zaman dursa. Daha iyisine ne dersin? Şimdi ve paylaşacağımız binlerce unutulmaz hatıra bizim olsun. Oğlumuzun büyüdüğünü seyredelim. Birlikte yaşlanalım. Ve böyle mutlu olalım hep. Bir şey mi oldu hayat? Yok. Ben makyajımı tazeleyip geliyorum. Sana eşlik etmek isterdim ama... Gerek yok. Toprak yalnız kalmasın. Ben hemen dönerim, tamam mı? Hı? Ne yapıyormuş benim oğlum ha? Bora, niye geldin? Konuşmamız lazım. Şimdi mi? Burada mı? Anlıyorum anne. Peki, konuşuruz. Ben artık kalkayım. Şimdi aklıma geldi. Bir arkadaşıma uğrayacaktım, geç bile kaldım. Bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl bu kadar küçülebilirsin? Manyak mısın sen? Para aldığımı söyledi değil mi? Ama düşündüğün gibi değil. O parayı şirkete bir daha gitmemem, Selahattin Bey'i bir daha görmemem için önerdi. Dostumsun dedim. En büyük mutluluğumu bile seninle paylaşmak istedim. Meğer ne aşağılık, ne basit bir kadınmışsın. Neler yaptın sen Yeşim? Yazıklar olsun sana. Osman lütfen. Yanlış anladın diyorum, dinle. Yeter, beni daha fazla kandırma. İzin ver açıklayayım Osman. Sana söylemem gereken çok önemli şeyler var. Neyi açıklayacaksın ya? Baban yaşındaki birini para için nasıl baştan çıkardığını mı? Hamileyim yalanlarıyla masum insanları nasıl dolandırdığını mı? İkiyüzlülüğünle beni nasıl aldattığını mı? Bunların hiçbirini tek başıma yapmadım. Bilmediğin çok şey var Asuman. Buraya nasıl gelirsin Bora? Ya Menderes seni görseydi? İlaçlarını takip edeceğimi söylemiştim sana. Yenilerini vermeye geldim. Şu an hastalığıma dair hiçbir şey duymak, düşünmek istemiyorum. Hiç olmazsa bir iki gün için. Her geçen saniye daha ciddi bir risk altındasın. Onun için ilaçların dozunu arttırmamız gerekiyor. İtiraz istemem. Bunlar senin iyiliğin için. Al şunları. Defol evimden. Ben duyacağımı duydum. Osman, yanlış yapıyorsun. Neyle karşı karşıya olduğunun farkında bile değilsin. Bu olayda Selim'in de parmağı var. Biliyorum, buna inanman çok güç. Ama Selim senin beynini yıkadı. Hayatının mahvolmasını istemiyorsan onunla sakın evlenme. Sen neler saçmalıyorsun? Selim senin tanıdığın kişi değil Asuman. O çok tehlikeli. Bunların daha önce verdiğim ilaçlardan hiçbir farkı yok. Hastalığının etkilerini en azı indirmek için içmen lazım. Sana inanamıyorum ya. Bora, ben evlendim. Şu an balayındayım. İlaçlar için buraya kadar gelip zahmet etmene gerek yok. Ben iyiyim ve mutluyum. Ya hem bu lanet ilaçları bir gün içmesem ne olur ki? Daha kuvvetli ilaçlar ver Leyla. Daha çok acıyacaksın. Onlara ihtiyacım yok benim. Sana bu ilaçları her gün aksatmadan içeceksin dedim. Bora, ne yapıyorsun? Bırak kolumu. İtiraz istemiyorum. Ne dersem harfiyen yapacaksın. Her gün, sabah akşam, tamam mı? Şimdi de yaptığın tüm bu rezillikler için Selim'i mi suçlayacaksın? Ya insanda biraz utanma, biraz ağır namus olur. Daha da iğrençleşmeden çek git Yeşim. Söylediklerim doğru. Bunları kanıtlayabilirim. Sana evimden defol dedim. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme.
Sen bilirsin şekerim. Ama bil ki beni dinlemediğin için çok pişman olacaksın. Hem de çok. Madem güzellikle olmuyor, ben o nikahı nasıl durduracağımı çok iyi biliyorum. Bu benim tanıdığım Bora olamaz. Sana ne oldu böyle? Buraya bir ilaç poşetiyle geliyorsun, içeceksin diye resmen zorluyorsun beni. Bak Leyla, çünkü o ilaçlar seni yaşatıyor. Kemoterapiye hazırlıyor. Ve ben ısrar etmesem senin onları kullanmayacağını çok iyi biliyorum. Hasta olan da, ölecek olan da benim. Seçimimi yaptım. Hala niye bu kadar baskı yaptığını anlamıyorum. Ben sadece doktorun değilim ki Leyla. Dostunum da aynı zamanda. Bizim uzun bir mazimiz, güzel hatıralarımız var. Ne yani? Benden göz göre göre ölmene izin vermemi mi bekliyorsun? Anlamıyor musun? Yaşamını istediğim için yapıyorum bütün bunları. Git artık Bora. Menderes görmeden de rahat bırak beni. Leyla. Bunları unut. Özür dilerim hayatım. Geciktin. Tam geliyordum. Gazel aradı. Toprağın osu busu derken ayaküstü lafa tuttu beni. Sana selamları var bizimkilerin. Bir sorun yok değil mi hayatım? Yok. Niye olsun ki? Bana tatlı ısmarlamayacak mısın? İstediğin tatlı olsun. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Verdin mi? Evet anne. Güzel. Geç kalmadım değil mi? Bugün öyle bekledim ki birkaç dakikanın lafı bile olmaz. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Girelim mi? Yolda aklıma takıldı. Hiç düşünmedik. Bizim şahidimiz yok. Merak etme. Ben o meseleyi hallettim. İki arkadaşımdan rica ettim. Memnuniyetle kabul ettiler. Bir şey söylemedin. Ya ben nasıl görünüyorum? Her zamanki gibi. Yine çok yakışıklısın. Birbirimizi seviyoruz. Az sonra karım, hayat arkadaşım olacaksın. Bu mahcup olma huyundan bir an önce kurtulsak diyorum. O halde ver elini. Bu kapıdan seninle el ele girmek istiyorum. Okul çıkışında sizi yine ben alacağım. Fazla oyalanmayın, tamam mı? Mahir abi, dönüşte senin şu arkadaşın dükkanına uğrar mıyız? Yeni PlayStation oyunları gelecekti. Hani söz vermiştin ya. Olur, uğrarız. Uslu durun, yaramazlık yok. Güle güle. Görüşürüz Mahir abi. Çocuklar. Aa Yeşim abla. Ne haber çocuklar? İyilik. Bugün dersi kırıyoruz. Niye? Size çok önemli bir haberim vardı ondan. Hadi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi. Ne kadara kadar buradasınız? Tamam. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Şahitlerle konuştum. Yoldalarmış. Az sonra burada olurlar. İyi misin hayatım? İyiyim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Biliyorsun değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Bugün ikimizin de en mutlu günü. Bu anı ne kadar çok bekledik düşünsene. Keşke sevdiklerimiz de burada olabilselerdi.
mutluluğumuzu paylaşabilselerdi. Ama olmadı işte, olamadı. Bizi anlamaya çalışmadılar. Başka çare bırakmadılar. Haklısın. Hadi ama yüzün gülsün artık. Her şeyi unutalım. Önümüzde yan yana geçireceğimiz uzun ve güzel bir hayat var. Herkese, her şeye inat yaşayalım bunları. Tamam mı? Bütün gece rüya gördüm Menderes. Oğlum, sen ve ben böyle upuzun bir sahilde yürüyorduk. Rüzgar ılık ılık esiyordu. Sen bana sarılmışsın, ben de oğluma. Öyle mutluyduk ki. Sonra ne oldu? Oğlumuzun sesini duydum ilk kez. Bana baktı, öyle bir çırpıda anne diyiverdi. Sesi sanki hala kulağımda. Sence oğlumuz ne zaman anne diyecek? Merak etme bir tanem. Çok yakında bu rüyanın gerçek olduğu günleri de göreceğiz. Umarım. Bir an önce konuşmaya başlasa iyi eder Toprak Efendi. Leyla? İlaç mı içiyorsun? Neyin var? Hiç, önemli değil. Vitamin sadece. İyi olduğuna emin misin hayatım? İyi de laf mı? Harikayım. Sonunda kavuştuk. Daha ne isterim ki? Leyla? Tamam canım, yok bir şeyim. Ben iyiyim. Sen iyi değilsin. Doktor çağır. Mendeniz gerek yok. Alo, 5008'e bir doktor rica ediyorum. Acil. İşte geldik. Niye geldik buraya? Ne yapacağız ki? Çok sevdiğiniz birilerinin mutluluğunu paylaşacağız. Bakalım onlar da bizi gördüklerine sevinecekler mi? Hadi geç kalmadan yetişelim. Eğlenceyi kaçırmak istemeyiz, değil mi? Neye yetişeceğiz? Aa, mızıkçılık yapma Hayati. Az sonra göreceksin. Hadi. Yıldırım nikahı talebiyle kurumumuza yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş olup evlenmenizde herhangi bir mani görülmemiştir. Şimdi şahitlerin huzurunda bir kere daha soruyorum. Nasıl hissediyorsun hayatım? Zaten bir şeyim yoktu ki. Boşuna telaşlanıyorsun. Tahmin ettiğim gibi. 18-10. Tansiyonunuz çok yüksek. Gördüğüm rüyadan heyecanlandım sanırım. Geçer birazdan. Neden yükselmiş olabilir? Çok çeşitli sebepleri olabilir. Hipertansiyonunuz ya da devamlı kullandığınız bir ilaç var mıydı Leyla Hanım? Yok. İçtiğin ilaçtan olabilir mi? Eşim son zamanlarda bayılma problemi yaşıyordu da. Baş dönmesi ve bayılma yüksek tansiyon etkilerindendir. İçtiğiniz ilaç neydi? Mühim bir şey değil. Sıradan bir vitamin içti. Siz Selim Akkanat, Sayın Asuman Kaya'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Hadi çocuklar, geç kalacağız. Siz Asuman Kaya, Sayın Selim Akkanat'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Çocuklar? Eşim? Verdiğim ilaç tansiyonunuzu normale döndürecektir. Endişe edilecek hiçbir şey yok. Ama siz yine de biraz dinlenin. Sağ olun. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Ben bir yüzümü yıkayayım. Thank you.
aşk olsun. Bizi böyle mesut bir andan nasıl mahrum edersiniz? Davet etmediniz ama biz çocuklarla gelip size sürpriz yapmak istedik. Değil mi çocuklar? Bir problem yoksa nikaha devam edelim mi? Ne bunlar? Onlar mı? Dedim ya, içtiğim vitaminler. Leyla, beni kandırmaktan vazgeç artık. Bir açıklama bekliyorum. Anne. 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 Yalvarırım dur. Her şeyi mahvedeceksin. Leyla'ya ne diyeceksin ki? Karışma sen işime. Anne, daha yeni arttırdım ilaçların dozunu. Dün gece ben çıktım karşısına. Leyla şimdi seni de görünce şüphelenmeye başlayacak. Karışma. Ben de kendi planımı yaptım. Hadi git şimdi. Rahat bırak beni. Sen Selim denen o itin işini bitir. Ah anne, ah. Çok üstüme geliyorsun. Sana onlar vitamin demedim mi? Ne oluyor sana? Esas sana neler oluyor? Durup dururken burnundan kan geldi. Hem nereye gidiyorsun sen? Ben biraz çıkıp hava alacağım. Ayrıca bu otelden çıkmak istiyorum artık. Evimize gidelim. Bir arzunuz var mı efendim? Hayır. Birini bekliyorum. Beklerken size içecek bir şey ikram edebilir miyiz hanımefendi? Hayır dedim. Peki efendim. Allah'ım, nasıl saklayacağım ben bunu? Leyla, kızım. Aa, Tülay teyze. Tülay teyzem, sen misin gerçekten? Merhaba yavrum. Tülay teyzem, nereden çıktın sen? Ne çok özlemişim seni. Bora'dan mı öğrendin burada olduğumu? Evet canım, tebrik edeyim dedim. Uzaklara gidiyorum da hediyeni vermeden ayrılmayayım dedim şehirden. Tülay teyzem benim, nasıl mutlu oldum seni gördüğüme. Ne kadar uzun zaman oldu değil mi? Ya, sen benim diğer kızımsın. Firozem'den yadigarsın bana. Seni son kez görmeden nasıl giderdim buralardan yavrum? Memur soru sordu Asuman. Anne? Tülay teyzem, Firuze'nin cenazesinden sonra ben sana hep ulaşmaya çalıştım. Ama kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Bir süre tedavi gördüm kızım. Bir annenin evlat kaybetmesinden acı ne var şu dünyada bilmiyorum. Çok zor. Allah düşmanıma yaşatmasın o duyguyu. Senin de bir çocuğun olmuş. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Amin Tülay teyzeciğim. O senin de torunun sayılır. Firuze yaşasaydı oğlum ona teyze diyecekti. Ya Firuzem yaşasaydı şimdi 6 yaşında bir torunum olacaktı. 6 yaş. Neyse. Bu mutlu gününde senin içini karartmayayım ben. Hediyeni vereyim. Ama bu Firuze'nin de en sevdiği mücevherdi. Öyle ama artık senin. Allah mesut etsin kızım. Asuman lütfen. Şimdi olmazsa bir daha asla yapamayız. Bu kadar yaklaşmışken vazgeçemezsin. Pardon memur bey. Lütfen devam edin. Sayın Asuman Kaya,
Selim Akkanat'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Tülay teyze, ben bunu kabul edemem. Edeceksin. Yoksa kırılırım. Firuze yaşasaydı o da almanı isterdi. Siz ne iyi arkadaştınız, hatırlasana. Ya o sizde kalırdı ya da sen bizde. Hep beraber gezerdiniz, imtihanlara beraber çalışırdınız. Kıkır kıkır gülmeleriniz hala kulaklarımda. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Göçüp gidenin arkasından öyle denmez kızım. Allah kalanlara sağlık versin. Tülay teyze, Bora size söyledi mi? Neyi yavrum? Hasta olduğumu. Yok. Neyin var kızım, hayırdır? Yok bir şeyim. Bir ara bir tansiyon problemi yaşadım da. Geçmiş olsun. Çok zor. Heh. Bana müsaade. Kalkayım artık. Balayını benimle geçirmek istemezsin herhalde. Ben sizi en kısa zamanda ararım. Görüşelim. Hediye için de çok teşekkür ederim. Görüşeceğiz elbet. Leyla. Efendim? O Selim denen adam. Görüyor musun onu? Nadiren. İstanbul hem çok büyük hem de çok küçük. Firuze'nin intihar ettiği zaman hamile olduğunu biliyordu değil mi? Üzgünüm ama biliyordu. Anlıyorum kızım. İkisini tanıştırdığım güne lanet olsun. Üzülme kızım. Suçlama artık kendini. Kaderin önüne geçilmez. Hoşça kal. Allah kahretsin. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrik ederim. Sağ ol. Buyurun. Nerede kaldın? Aşağıda lobide bir arkadaşıma rastladım. Sinirin geçti mi? İkinci evliliğimizin de ilk kavgasını etmiş olduk böylece. Bak Leyla, senin bir şeyin var ve benden saklıyorsun. Bunu uzun zamandır hissediyorum. Menderes, başlamayana hiçbir şey sakladığım yok. İyi de bunlar ne o zaman? Niye bu kadar çok ha? Leyla, kaç defa düşüp bayıldığını unuttun mu? Bu sabah da durduk yere burnum kanadı. Önemli bir şeyimin olmadığını anlattım sana. Niye hala aynı soruları sorup duruyorsun? Seni önemsiyorum da ondan. Ben iyiyim. Ama bu konuyu konuşmaktan sıkıldım artık. Anlamıyor musun? Yeter, kapatalım. Ben de eşyalarımı toplayayım. Toprak uyanınca gideriz.
Duydun değil mi Sadakat? Dün nasıl da savundu o mafya bozuntusunu? Yok tövbe etmişmiş. Yok benim sandığım gibi biri değilmiş. Duydum hakim ama siz de çok sert konuştunuz. Ya ne yapsaydım? Bu rezilliğe göz mü yumsaydım? Gazelin üstüne fazla gitmesek. Bilirsiniz hırçındır, dik kafalıdır ama en ufak bir tepkide soluverir, kapanır içine. Hem siz hayır dedikçe o inat edecek, direnecek. Bilmiyorum Sadakat. Bilmiyorum. Nereye hakimi? Biraz dolanıp hava alacağım. Ah be Gazel, ben sana ne diyeyim? Ah canlarım. Siz de gidiyorsunuz. Evin hiç tadı tuzu kalmayacak bundan sonra. Leyla'nın MR sonuçları önüme geldiğinde... İşte ilahi adalet bu diye düşündüm. Aslında çok basit bir şeydi hastalığı. Uzman bir hekim görür görmez anlardı. Ama ben ne yaptım? MR'ları ve bütün tahlil sonuçlarını değiştirdim. Hayatımı riske attım. Sen ne yapıyorsun peki? Tam ben sonuca yaklaşırken sen Leyla'yı görmeye gidip ona broş veriyorsun. Anne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beklemekten çok sıkıldım. Benim de bir planım var. Menderes tepemde. Cihan peşimde. Hiçbir şeyden haberin yok. Kendi kendine iş çeviriyorsun. Planmış. Bana ne yapmaya çalıştığını hemen açıklayacaksın. Merak etme. Senin planın aynen işleyecek. Haklısın. Leyla yavaş yavaş ölmeli. Benim gibi gün be gün acı çeke çeke. O da öğrenmeli evlat acısının ne demek olduğunu. Peki, anlatayım o zaman. Sen benim ilk kıskançlığımsın. Uykularımı kaçıran ilk rüyamsın. İlk aşkım. İlk sevdam. İlk özlemimsin. Hala anlamıyor musun? Deli gibi aşığım sana. Ama acemiyim işte. Hem senin hem de aşkın karşısında acemiyim. Sanırım ben de. Bunun olur tarafı yok. Bir an önce bitmeli. Ben geleceğim dedim. Yok, hayır. Baba. Tamam. Yok. Tamam yavrum. Ben seni ararım. Tamam canım. Yok bir şey. Geçti bak. Kızım dikkat etsene. Al kızım. Kaç defa uyardım koşturup düşeceksin diye. Beyefendi, dikkat etmesi gereken biri varsa o da sizsiniz. Cep telefonu yerine kızınızla ilgilenmeliydiniz. Çocuk büyütmek öyle göründüğü kadar kolay değil. Size bir abi nasihat. Gözünüzün önünden bir an olsun ayırmayın oğlum. Tamam. Teşekkür ederim. Gel kızım. Gel. Geçti. Geçti kızım. Sakin. Geçti değil mi bir tane? Canım benim. Pizzanı yesen anneciğim. Yemeyeceğim. İstediğiniz başka bir şey varsa ısmarlayabiliriz. Hamburger ister misiniz? Yaptırayım mı? İstemez. Bak Zehracığım, bu tam istediğin gibi kızarmış. Hadi bir tane al. Hayır! Affedersiniz, bugün biraz rahatsız da. Evet. Annem bizden habersiz evlendi de. Aa, duydun mu? Evet Hayati. Yazık. Hayati. Bunları eve gidince konuşuruz. İşte bu kadar be. Hadi göreyim sizi, göreyim sizi, göreyim. Ne yapacağız?
Üzülme sevgilim. Zamanla her şey yoluna girecek. Bana güven. Sadakat abla burada kalmayacağımızı öğrenince çok üzülecek. Sen uygun bir dille açıklarsın. İçeri gelmiyor musun? Küçük bir işim var. Bugün mutlaka halletmem lazım. Bir iki saate biter. Peki canım. Oğlum. Bakalım ne vitaminiymiş bunlar. Ben biraz çocuklarla konuşayım. Sen otur canım. Bana bırak. Üf ya, burada da rahat yok. Bana bakın. Bıktım ulan sizden. Şimdi kulaklarınızı iyi açın ve dinleyin beni. Yoksa elimde kalacaksınız. Bu artık benim karım. Anladınız mı? Bunu sokun aklınıza. Annemizle evlenmiş olabilirsin. Ama bize bir şey yapamazsın. Bana bak Bücür. Öyle şeyler yaparım ki aklım uçar. Annenizi öyle üzerim ki bedelini ikiniz ödersiniz. Anneniz üzülsün istemezsiniz. Değil mi? Evet, tamamen. Güzel. Yetti artık şımarıklığınız. Hiçbir şey yapamazsın. Babam bir düşün de gör. Sakın benimle başa çıkacağını sanma hayatı, sakın. Sonunun nereye varacağını tahmin bile edemezsin. Anladın mı? Cep telefonunu ver. Vermem. Cep telefonunu ver dedim. Yoksa hayatı zindan ederim sana. Seninki nerede? Onun telefonu yok ki. Anneniz en küçük bir şikayette bulunduğunuzu duyarsam kara bulut gibi çökerim üzerinize. Sakın babanızı hazırlamaya da kalkmayın. Evlendiğimizi anneniz söyleyecek. O zamana kadar çenenizi kapayıp adam gibi davranacaksınız. Nerede bu çocuklar? Çocukları öğrendiğine göre artık Menderes'le konuşmam gerek. Aslında bunu yapmayı hiç istemiyorum. En azından bugün değil. Evlendiğim günü iyi hatırlamak istiyorum. Menderes Bey biraz daha beklesin. Zamanı gelince öğrenir. Hem kimse benim güzel karıma artık karışamaz. Buna asla izin vermem. Yeşim'in yaptığı inanılır gibi değil. Çocuklarımı bile kullandı yüzsüz kadın. Merak etme. Bunun hesabını verecek. Ama şimdilik her şeyi unutalım, olur mu? Bugün bizim günümüz. Ve ne olursa olsun bozulmasına izin vermeyelim. Olur mu? Hadi. Buradan da binicilik kulübüne gidelim. Hoşlarına gidecektir. Çocuklar, hadi gidiyoruz.
Anlat bakalım, nasıl geçti balayınız? Utandırma beni, güzeldi işte. Belli belli, yüzüne gözüne azıcık renk gelmiş. Bulutların üstündeydim sanki. Umarım kısa sürmez mutluluğum. Ağzından yel alsın. Ne manasız laf öyle? Babam evde yok mu? Hava almaya çıktı, gelir birazdan. Sadakat abla, birlikte eşyalarımı toplayalım mı? Menderes gelince hazır olsun he? Demek gidiyorsunuz. Burada kalmayacaksınız yani. Böylesi daha doğru. Tahmin etmiştik zaten. Siz en iyisini düşünmüşsünüzdür tabii. Sabah da Fatma Nur Hanım uğradı. Akşam yemeğe davet etti bizi. Sağ olsun. O ev başka bir kadının anılarıyla dolu be kızım. Her odasına sinmiştir varlığı. Orada rahat edebilecek misin? Menderes neredeyse, ben de orada olmak istiyorum. Bizim yerimiz onun yanı artık, neresi olursa olsun. Evin neşesi kaçacak şimdi. Cancağızıma da öyle alışmıştım ki. Onsuz ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ne olur böyle söyleme. Aynı evde yaşamak gibi olur mu be kızım? Burada hep gözümün önündeydiniz. Rahatsız etmiyorum ya. Yo yo. Tabii etmiyorsun. Gelsene Menderes. Hastaneyi aradım. Muayenehanede olduğunu söylediler. Kaldırmasaydın kısa bir şey sorup gideceğim. Ne? Ha, dosya. İşim bitmişti zaten. Sen ne sormaya gelmiştin? Bunları. Leyla bu ilaçları düzenli kullanıyor. Neden bu kadar değişik ve çok sayıda ilaç kullanıyor bilmek istiyorum. Merak edilecek bir şey yok. Leyla'nın sağlığı gayet iyi. Bu kadar hapı niye alıyor o zaman? Şunlara baksana. İsim yok, marka yok. Ne ilacı bunlar? Leyla'nın bünyesi biraz zayıf. Vitamin kullanmasının iyi olabileceğini söylemiştim. Büyük ihtimalle onlardır. Bunları sen vermedin mi yani? Yok, hayır. Bu sabah burnu kanadı. Tansiyonu tavana vurmuş. Neler oluyor böyle? Kendini boşuna üzüyorsun. Tansiyon dediğimiz şey hemen her şeyden etkilenir. Bünyesi kuvvetlendikçe bunlar da geçecek. Merak etme. Vitaminlerine devam et. Peki. Bana ihtiyacın olursa aramaktan çekinme. Biliyorsun Leyla'nın sağlığı benim için de çok önemli. Sağ ol. Neler yaptınız bakalım ben yokken? Aa, sen bilmiyorsun tabii. Neler oldu neler. Kaç gündür evde kızılca kıyamet kopuyor. Ne oldu ki? Babanla Gazel kapıştılar yine. Ama bu seferki çok fena. Sebep ne? Ay, nereden başlasam ki anlatmaya? Sen düşüne dur. Ben bir bardak su alıp geliyorum. Çıkıp çıkıp çıkıp. Hop çıkıp. Sabah akşam hiç aksatmadan içeceksin bunları. Al şunları Leyla. Al dedim. Bu ilaçlar yaşatıyor seni. Bu ilaçlar yaşatıyor seni. Anladın mı? Bunu da götür, hemen getirmek istiyorum. İçeri girebilirsiniz. Merhaba. Buyurun. Bu ilaçları tahlil etmenizi rica ediyorum. Aslında tam olarak ne tür ilaçlar olduklarını öğrenmek istiyorum. Vitaminse ne vitamini, değilse ne ilacı. Yüksek tansiyonla bir bağlantısı var mı? Her şeyi bilmek istiyorum. Tamam beyefendi, anladım. İşimiz bu zaten. Güzel. Çok uzadı bu iş. Sonunda bir açık verip her şeyi yüzüne gözüne bulaştıracaksın. Zamana ihtiyacım var.
Verdiğim ilaçların dozunu çok iyi ayarlamam gerekiyor. Yoksa yapılacak bir otopside her şey ortaya çıkar. Ben başımı derde sokmak istemiyorum. İki gün sonra Firuze'nin ölüm yıl dönümü. Tamam mı? Bu kadar çabuk mu? Tahlil için numune kaydını aldım. İki gün sonra bu kağıtla gelip sonuçları alabilirsiniz. Daha erkeni alamıyor muyuz? Maalesef. Üzgünüm. Peki, teşekkürler. Ya şimdilik bu kadar yeter galiba. Kalan eşyaları da geldikçe alırız Sadakat abla. Tamam. Babamla Kaser uzun zamanda sakindiler. Bu sefer sorun ne? Uzun boylu, sessiz ve yakışıklı desem. Mahir mi? Demek sonunda babam öğrendi. Vallahi bu kadar çabuk olacağını sanmıyordum. Sen biliyor muydun yani? Gelen trenin ışığını gördüm diyelim. Çok kızdı mı? Köpürdü. Durup durup sinirleniyor. Sera da tam ilanı aşkın üstüne gelmiş. Gazer babamı öyle görünce baba mı demiş? Ay ne bileyim. Eve gelince bir kavga, bir kıyamet. Hakimimi tutabilene aşk olsun valla. Esti yağdı. Ortamı yumuşatmak da yine bize düşüyor anlaşılan. Gazelimin yüzü bir başka gülüyor ne zamandır. Öyle huysuzluğu filan da kalmadı eskisi gibi. Ne bileyim, bana iyi çocukmuş gibi geliyor Mahir. Merhaba Baki Bey. İzin verirseniz sizinle biraz konuşmak istiyorum. Seninle konuşacak bir şeyim yok delikanlı. Öyleyse belki dinlersiniz. Geçen günkü durum pek hoş olmadı. İnanın niyetim size ya da ailenize saygısızlık etmek değildi. Ben kızınızı gerçekten seviyorum. Bu ne cüret? Artık sokakta yol keserek mi anlatılır oldu bunlar? Seviyorum. Seviyorsan ne olacak? Gazel gibi iyi aile terbiyesi almış, geleceği parlak, üniversiteli bir kızı kendine denk mi sandın? Hadi senin eğitiminden, mesleğinden vazgeçtim. Geçmişini nasıl görmezden gelir? Gazel'in eski bir tetikçiyle işi olamaz. Ben yaşadıkça olmaz. Haklı tabii. Gazel geldi. Oo, gelin hanım, hoş geldiniz. Bizi unuttuğunuzdan şüphelenmeye başlamıştım. Canım. Balayı iyi geçmiş anlaşılan. Hani nerede damat enişte? İşe gitti. 3 günlük karısını bırakıp. Hiç akıllanmayacak bu erkekler. Hiç. Beni bırak da asıl sen kendinden haber ver. Ortalığı karıştırmışsın yine. Ya. Ben değil, babam. Ağır ceza hakimliği tuttu yine. Öyle acımasızdı ki. Mahir hakkında atıp tuttu. Demediğini bırakmadı. Vallahi o kadar bağırıp çağırdı ki ben de çok korktum. Tepki göstermek de haklı. Bir de biçimsiz bir şekilde öğrenmiş galiba. Maalesef. Bende de öyle bir şans var ki. Mahir'in beni sevdiğini babamla aynı zamanda duyuyorum. Canlı yayında. Belki zamanla yumuşar. Nasıl yumuşar? Yok Sera'ya gitmeyecekmişim, yok görüşmeyecekmişim. Tuturdu tetikçi diye. Hakim Bey'den kız almak zordur canım. Of abla. Bari sen yapma. Yapmayın Baki Bey. Ben tövbe ettim. O hayata sırt çevirdim. Tüm çabam temiz, şerefli bir hayat yaşamak için. Benim tertemiz kızıma tutunarak, onun üzerine basarak şerefli bir hayata uzanamazsın. Haksızlık ediyorsunuz. Öyle bir niyetim asla yok. Sadece bana güvenebileceğinizi söylemeye gelmiştim. Bak oğlum, batağa düştün mü çıkmak zor. Ben kaç tövbekar gördüm. Hepsi senin gibi başladı.
ama eninde sonunda yine kanunsuz işlere bulaştı. Belki isteyerek yaptılar, belki zorda kaldı. Ama sonuç değişmedi. Ben onlar gibi değilim Baki Bey. Kimse bana istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Dönüşüm yok artık. Sana bir büyük nasihat vereyim. Geçmiş kimsenin yakasını kolay kolay bırakmaz. Senin gideceğin yol belli. Peşinden gazelimi de sürüklemeye kalk. Uzak dur kızımdan. Burada benimle yaşayacağına inanamıyorum. Karı koca mı olduk şimdi biz? Bana sorma. Ben hayatımda ilk defa evli bir adamım. Umarım çabuk sıkılmazsın. Asla. Daha çok vaktimiz olacak. Benimle dans eder misin sevgilim? Burada mı? Neden olmasın? Evlendik ama gelinle damadın ilk dansı henüz gerçekleşmedi. Ellerinize sağlık Fatma Nur Hanım. Ne çok zahmet etmişsiniz. Afiyetler olsun. Dünürlerim için az bile. Daha nice güzel sofralarda ağırlamak isterim sizleri. Biz de öyle. Selahattin Bey döner dönmez bekliyoruz. Mutlaka. Menderes, iyi misin hayatım? Evet. İzninizle Mahir'i aramam lazım. Seninle şu Mahir hakkında konuşmamız lazım. Elbette baba, konuşalım. Size karşı bir yanlış olmadı ya. Yok, zaten şimdi sırası değil. Daha sonra konuşuruz. Kahvelerimizi içmek için şöyle geçelim mi? Senin için harika bir gelin odası hazırladık. Kahvelerimizi içtikten sonra gidip bir bakalım mı Leyla'cığım? Çok sevinirim, teşekkür ederim. Rica ederim. Habibeciğim, kahvelerimizi getiriver. Ne yapacaksın şimdi abi? Bu gece uyumayacağız. Ne olursa olsun yanlarından hiç ayrılmayacağız. O adam anneme bir daha sarılamayacak. Tamam. Çocuklar, 2 saattir sesleniyorum, duymadınız mı? Anne ya, o artık bizim babamız mı? Bakın çocuklar, babanız da evlendi. Leyla sizin anneniz mi? Hayır, o Leyla abla işte. Selim de sizin, Selim abiniz işte. Hatta ona bir fırsat verirseniz arkadaşınız, dostunuz da olabilir. Nerede uyuyacak peki? Evli çiftler aynı odada uyur Hayati. Sen babamla ayrı odalarda uyuyordun ama. Artık her şey değişti. Büyüyünce daha iyi anlayacaksınız. Hadi aşağı inelim. Pasta keseceğiz hadi. Hadi biz çıkıp bakalım. Olur. Merak etme canım. Ne yapacağım ben? Üzülme sen. Hay Allah. Bu nasıl burada kalmış böyle? Lütfen kaldırmayın rica ederim. Ne de olsa Hayati ile Zehra'nın annesi. Geldiklerinde onu yerinde bulsunlar. Olur mu öyle şey? Odalarında resmi var zaten. Ne gereği var böyle ortalık yerde? Lütfen bu evdeki düzen neyse aynen sürsün istiyorum. Tek dileğim herkesin mutlu ve huzurlu olması. Asuman da hayatımızın bir parçası. Benim için bir sakıncası yok. Bırakın kalsın. Bırak dağınık kalsın. Burada mıydın? Fark etmemişim. O kadar güzelsin ki gözlerimi senden alamıyorum. Teşekkürler. Sonunda hayallerimiz gerçek oluyor. Yarın sabahtan itibaren yepyeni bir hayat başlıyor bizim için.
Hatta bu geceden... Şey... Çocuklar daha yatmadı. Ben ilgilenirim. Bu aptalca ve tuhaf ama hiçbirimiz bunu tek başına yapamayız. O yüzden beraber yapmalıyız, tamam mı? Benimle misin? Tamam, yapalım şu işi. Geliyor. Hadi bakalım. Eğlence bitti. Yataklarınıza. Benim hiç uykum yok. Hem daha pastamı yemedim. Cehenneme hoş geldin. Boş ver dedim. Gece gece dişlerin çürür sonra. Hadi. Zıbarıp yatın artık. Süt içmeden uyuyamam ben. Süt ha? Peki tamam. İstediğin süt olsun. Bayan şımarık. Süt içmeden uyuyamazlarmış. Bakalım ne zaman uyanacaksınız? Ay yine bekliyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Biz de bekliyoruz, unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. Hadi oyalanmayın, gidelim artık. Geç oldu. İnsanları dondurduk kapıda. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben birazdan geliyorum. Mahir ile konuşacaklarım var. Öyle mi? Peki hadi. Abi ne diyeceğini biliyorum. Ama ne olur önce beni bir dinle. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Hatta niyetim ciddi bu kızla. Ne diyorsun Mahir? Ne kızı? Ben gerçekten ciddiyim Gazelli abi. Gazel mi? Ne diyorsun sen Mahir? Aa. Uyumuşlar mı? Evet. Açık hava yormuş ikisini de. Bırakalım güzelce dinlensinler. Gece burada üşürler. Sen yukarı çık istersen. Ben şimdi onları kaldırır yataklarına gönderirim. Zehra? Kızım? Hadi odanıza. Hayati, burada uyuma oğlum. Aa, duymuyorlar bile. Kızım kalksana anneciğim. Hadi kızım. Yapma Asuman. Bölme uykularını. Sen Zehra'yı al, ben Hayati'yi getiririm. Aa, koca çocukları kucakta mı taşıyacağız yani? Bu gecelik böyle olsun. Kim bilir ne güzel rüyalar görüyorlardır. Tam ortasında uyandırmayalım. Bir gün muhteşem bir baba olacaksın. Sana laf edenler keşke şu anı görebilselerdi. Şunu bir başından anlat bakayım. Abi, ben Gazel'e aşık oldum. O da beni seviyor. Biz birbirimize aşık olduk. Tam itiraf ederken Baki Bey geldi. Her şeyi duydu. Ya. Çok kızgın. Onunla konuşmaya çalıştım ama dinlemiyor. Tamam, geçmişimle gurur duymuyorum ama yüreğim temiz. Öyle olmasa Gazel'i orada tutar mıyım? Aslında seni başka bir iş için çağırmıştım. Ama bunları öğrendiğimde iyi oldu. Mahir, şimdi şu kağıdı al. Kimya laboratuvarından 2 gün sonra tahlil sonuçları çıkacak. Doğrudan bana getir. Kimseye de bir şey söyleme. Tamam abi. Gazel'e gelince bu konuyu daha sonra konuşacağız seninle. Zaten babasının da bana söyleyeceği şeyler varmış.
Abi ben... İyi geceler Mahir. Tamam. İyi geceler. Şş, bacanak. Hı? Canını sıkma. Ama alman gereken çok yol var, bilmiş ol. Sana bir kariyer planı yapmam lazım. Yoksa kızı vermezler, haberin olsun. Biliyorum. Ne gerekiyorsa yaparım onun için. Hadi git. Hayati'yi yatırdım. Hayret, hiç bu kadar erken uyuduklarını görmemiştim. Binicilik kulübünde epey yorulmuş olmalılar. Belki de bol oksijen çarpmıştır. Hatta beni de çarptı galiba. Ya. Ya. Hadi gel yatağa. Tatlı rüyalar bebeğim. Bak annen de baban da yanında artık. Mışıl mışıl uyu. Alo Mert. Merhaba, nasılsın? New York'ta işler nasıl? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. İşleri iyi de Leyla'yı hatırladın mı? Beyninde bir tümör olduğu söylendi. Sağ ol. Amerika'da bu konuda uzman bir hastane ve iyi bir doktor bulabilir misin diyecektim. Görüş alabilmek için. Harikasın. Öncelikle burada yapılan testlerin ve teşhisin dosyasını yollayacağım. Tamam, senden haber bekliyorum. Sağ ol Mert. Burada hiçbir şey yapmadan oturamazdım Leyla. Ne yapıyorsun? Aklımı toparlamaya çalışıyorum. Selim artık başka bir evde yaşıyor. O eve kaçta giriyor, kaçta çıkıyor, onu anlamaya çalışıyorum. Ben kardeşin duası için bir şeyler aldıracağım. Bu 7. yıl. Yine aynı şeyler. Gül suyu, irmik, mevlüt şekeri. 7. kez eve hoca çağıracağım. Of anne. Kızımın ruhu o dualarla huzur bulmayacak, biliyorsun değil mi? Benim çıkmam lazım.
Bana pek çok konuda yardımcı oldunuz Sanem Hanım. Her şey için teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Ben işimi yaptım. Bu arada siz hayatımda gördüğüm en enteresan hastasınız. O niye? Bu kadar az dinlenerek, üstelik stres altında olmanıza rağmen çok hızlı iyileştiniz. Sanırım kendi rahatsızlığımı düşünecek durumda değilim. Leyla nasıl? MR sonuçlarını Amerika'daki bir arkadaşıma göndermeye karar verdim. İyi düşünmüşsünüz. Hiç olmazsa alternatif tedaviler önerebilirler. Hı hı. Bir an evvel gidip Leyla'nın doktorundan MR sonuçlarını almam gerek. Sizi de gideceğiniz yere kadar bırakayım. Ah, çok iyi olur. Bir gelişme olursa bana da haber verir misiniz? Belki elimden bir şey gelir. Elbette. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Ne bakmıştınız? Bıçak bakıyorum ben. Şöyle kolay taşınabilir, keskin, hafif bir şey. Nasıl bir avda kullanacaksınız? Büyük av mı, küçük av mı? Büyük bir av diyelim. O zaman bunu tavsiye ederim. 26 santim, çelik gövde, ele iyi oturur. Bu biraz büyük sanırım. Bana daha ufak bir şey lazım. Mesela şunun gibi. Bu seçtiğiniz büyük bir av için biraz yetersiz. Önemli değil. Bu benim işimi görür. Tamam. Bunu alayım. Günaydın. Ne zamandan beri uyanıksın? Hiç uyumadım ki. Bütün gece senin kollarımda olduğunu hissetmek istedim. Çok güzel bir rüya görmüş gibiyim. Ama bu sefer uyandığımda da yanımdasın. Bundan sonra hep yanındayım Osman. Bir de asla yalnız kalmayacaksın. Hani filmlerde birbirlerine yemin ederler ya, ölüm bizi ayırana kadar diye. Ölüm bizi ayırana dek senindim o zaman. Ah. Alarmı kapatıp çaldığını bile unutalım. Çocukları okula bırakmam lazım. Tamam. Hemen yataktan çıkıyoruz o zaman. Sen onlara kahvaltı hazırlarken ben de çıkıp biraz koşayım. Sabah koşusu yapmadan güne başlayamam. Bunu telafi edeceğimden emin olabilirsin. Hiç şüphem yok zaten. Günaydın. Günaydın. Boru Arıkan'la görüşecektim. Biraz önce arayıp gecikeceğini söyledi. Sizin randevunuz kaçtaydı? Ben kendisine çok kısa bir şey soracaktım. Bir hastasıyla ilgili. Sakıncası yoksa bekleyebilir miyim? Tabii. Şöyle buyurun, oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you.
Kaç yıl bekleyeceğiz Bora? Kahvaltınızı getirdim Menderes Bey. Teşekkür ederim Habibe. Rica ederim. Oo, yatağa kahvaltı servisi ha? Balayımız devam ediyor. Kahvaltıyı ertelemek ister misin? Ama kızarmış ekmek kokusu da en az senin kadar baştan çıkarıcı. Hem sen vitaminlerini tok karnına alıyorsun galiba, değil mi? Yok, aslında aç karnına almam gerekiyormuş. Yani ben öyle çok önemli bir ilaç olmadığı için dikkat etmedim. Hadi başla, çayın soğumasın. Günaydın. Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Sen nereden geliyorsun? Cerrahlar da sabah spor yapar değil mi? Konuşmak istediğin şu acil mesele Leyla ile mi ilgili? Evet. Amerika'daki bir arkadaşıma Leyla'nın MR sonuçlarını göndermek istiyorum. Görüş almak için. Sen gecikince ben de kendim bulurum dedim. Öyle mi? Ne o, bana güvenmiyor musun yoksa? Mesele bu değil Bora. Çağrı arıyorum sadece. Peki bu arkadaşının uzmanlık alanı nedir? Olsun canım. Sağ ol. Sen hazırlanmışsın bile. Seraya gitmem lazım. Bugün evde kalır dinlenirsin diye düşünmüştüm. Toplu bir sipariş almıştım. Daha fazla geciktiremem. Mutlaka gitmem lazım. Peki. Ben gidip toprağı hazırlayayım. İkinci bir görüş almak istemeni anlıyorum. Ama farklı bir şey duymayacaksın.
Teşhis aynı olsa bile en azından tedaviye dair yeni bir şeyler önerebilirler. Burası üçüncü dünya ülkesi değil ki Cihan. Tıpta yaşanan son gelişmeleri takip edebiliyoruz. Boşa kürek çekiyorsun anlayacağın. Nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsun? Ben en olmayacak davalarda bile müvekkillerime hüküm giyeceksiniz demiyorum. O senin ahlak anlayışınla ilgili. Ben hastalarıma yalan söylemem. Ben de söylemem. Ne yapıp edip onları kurtarırım. Ama senin çaba sarf ettiğini hiç görmüyorum. Ve inan bana artık çok sıkıldım. Buraya gelip hiç anlamadığın konularda ahkam kesebileceğini mi sanıyorsun sen? Evet. Çünkü Leyla'ya sürekli öleceğini söylemesen tedaviyi kabul edecek. Söylüyorum. Çünkü doktor olan benim. Evet ama tek doktor sen değilsin. Allah kahretsin. Bir sen eksikti. Hayati, oğlum. Hadi anneciğim. Hadi çok geç kaldınız. Kahvaltı edecek vakit bile kalmadı. Anne, ben bugün gitmeyeceğim okula, hastayım. Hasta falan değilsin. Hemen kalkıp yüzünü yıkarsan uykun açılır. Hadi oğlum, kalk 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 kalk. Hadi. Hadi oğlum, ben kardeşini giydirene kadar banyodan çıkmış ol. Hadi. Günaydın ufaklık. Hadi baba gel kurtar bizi. Ne o küçük bey? Telefon mu çaldı? Sen zahmet etme. Ben açarım. Ver ya o telefonu, babamla konuşacağım ben. Biz ne konuşmuştuk? Anlatamadım galiba. Neyse. Zamanla anlatmasını bilirim ben sana. Hemen gidip üzerine giyiniyorsun. Yürü. Toprağa bir boy büyük araba koltuğu almamız lazım. Bir de yeni tulumlar. Büyüyor babası. Beni dinliyor musun? İyi misin sen Menderes? Pardon hayatım. Ne diyordun? Çok dalgınsın iki gündür. Zehra ile Hayati'yi özledin değil mi? Düğün telaşından kaç gündür konuşamadık. Alışkın değiller. Gücenirler hemen. İstersen bu akşam alalım onları, bizde kalsınlar. Asuman anlayacaktır. İyi olur canım. İstersen sen de gel. Çocukları okula bırakır, sonra da bir yerlerde kahvaltı ederiz. Çocukları bırak ve hemen eve dön. Bugün seni yataktan çıkarmaya hiç niyetim yok. Kahvaltında yatağına gelecek. Seni seviyorum. Gecikme sakın. Anne çıkmayacak mıyız? İyi dersler Hayaticiğim. Zehra gel. Bir öpücük ver bakayım bana. Hadi. Hadi çocuklar geçin. Hadi yürüyün. Anne, o adam bizi tehdit etti. Telefonla konuşmamızı engelledi. Başlama yine Hayati. Anne, o bizi korkuttu ama. Saçmalamayın hadi. Anne, neden inanmıyorsun bize? Çünkü şeker gibi bir insan o. Ona cephe almaktan vazgeçin artık. O sadece bizim iyiliğimizi düşünüyor.
Ama abim doğru söylüyor. Hele sen. Sen yok musun? Leyla abla şöyle, babam böyle deyip durursun. İş Selim'e ve bana gelince uydur uydur dur. Ama anne. Aması maması yok. 48 saattir beraberiz. Size çok iyi davranıyor. Hadi geç kalıyoruz. Daha fazla dinleyemem bu saçmalıklarınızı. Hadi yürüyün.